Herkese tekrar merhaba. Bir önceki videomda ses olaylarına giriş yapmıştım ve sadece ünsüz yumuşamasını anlatabilmiştim. Videoları da çok uzun tutmak istemiyorum sıkılmayın diye. Sıkılırsanız da durdurup bir teneffüs arası verip tekrar videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi ünsüzlerle ilgili ses olaylarında ikinci ve önemli başlığımıza geldik. Hatırlıyorsanız ben ünsüzlerle ilgili ses olaylarında İki başlığa yıldız atmıştım. Bunlardan birisi ünsüz yumuşamasıydı, diğeri de ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesiydi. Demek ki ne yapıyoruz gençler? Bu konu başlıklarına daha dikkatli çalışıyoruz. Çünkü ses olaylarıyla ilgili oluşturulan sorularda özellikle bu iki başlık karşınıza çok çıkacaktır. Soruları çözerken de bana hak vereceksiniz. Şimdi ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi diye de karşınıza çıkar. Aynı kapıya çıkacaktır. İlk önce bunu da bir anlaşalım. Şimdi ünsüz benzeşmesi ne demektir? Ünsüzlerin benzemesi lazım. Yani sertse sert olması lazım. Aslında bu anlama geliyor. Yani normalde bizim sert ünsüzle biten bir kelimemiz var. Yavaş kelimesi. Buna ca eki gelecek. Yavaşça. Normalde bizim ekimizin ilk hali ca'dır. Ama kelimem sert ünsüzle bittiği için benim buradaki c'm ne yapıyor? Ç'ye dönüşüyor. Yavaşça. Yavaşça. Böyle okuduğunuzda her ikisinin de sert olduğunu görüyorsunuz. Fıstıkçı şahapta ş de sert ünsüzdü, ç de sert ünsüzdü. Olayı bu şekilde bakın, sertleşme olmuş. Yumuşaktı c, ç'ye dönüştü, sertleşti. O yüzden sertleşme diyoruz. Her ikisi de sert ünsüz olduğu için o yüzden bu ses olayının ismine benzeşme diyoruz. Çünkü her ikisi de sert. Şimdi başka bir kelimeye bakalım. Unutmak fiili. T sert ünsüz. Normalde benim ekim gangendir. Ama ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi olacağı için unutkan. Unutkan yani K, K'ye dönüştü. Unutkan. Bakın her ikisi de benziyor. Fatih kelimesi. Fıstıkçı şahap. H sert ünsüzdür. Normalde benim ekim dendir. Hatta şöyle anlatayım size. Hani isim haleklerini verirken dan, den, tan, ten de deriz ya. İşte o tan, ten dememizin sebebi nedir? Bakın şurada tan, ten şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi kelimeye tekrar dönüyorum. Sert ünsüzle bitmiş. Benim ekim den. Ama benzemek zorunda, sertleşmek zorunda. Kusura bakmasın, bu haliyle olmaz. Fatih ten şekline getirdim ben. D'yi T'ye çevirdim. Gerçekten de şimdi her ikisine de bakıyorum. Her ikisi de sert ünsüz. Evet, benziyorlar. D'yi de T oldu. Yumuşaktı, sert oldu, sertleşmiş oldu. Başka bir örnekte tekrar ediyorum. Devam ediyorum. İstemiş. Şimdi istemişti olmaz. Çünkü ş ile bitiyor. İstemişti olması lazım. Sertleşme oldu. Bitmekten bitki. Normalde bu bitki olmaz. Kusura bakmasın, yine sertleşmek zorunda. Çünkü burada sert ünsüz var. Gelen ekimin de sert ünsüzle başlaması lazım. Olay bu. Gelen ekin sert ünsüzle başlaması lazım. Bakın bu da sert ünsüzdür. Şimdi şurada hadi bakalım tercihinizi yapın. Güneş kelimesi sert ünsüzle bitiyor. Bu gene güneş kelimesine ben deni mi getireceğim, teni mi? Evet, doğru söylediniz. Güneş ten. Burası doğrudur. Güneşten yanlıştır. Çünkü sert ünsüzle bittiği için gelen ekinde sert ünsüzle başlaması lazım. Yani ünsüz benzeşmesinin olayı budur gençler. Şimdi şurada bir notumuz var. Birleşik kelimelerde akciğer birleşik kelimedir, gördünüz mü? Veya terimlerde üçgen. Normalde şey diyeceksiniz şimdi. Hocam bu ç sert ünsüzle bitiyor. Gelen ekinde üçgen olmaz, değil mi? İşte birleşik kelimelerde ve terimlerde ve başka dillerden dilimize girmiş sözcüklerin gövdelerinde ünsüz benzeşmesi aranmaz. Bazen özellikle şu üçgen kelimesi soru olarak karşınıza çıkacaktır. Şimdi iki tane örnek cümlem var. Hadi buradaki ünsüz benzeşmelerini bulalım. Teker teker bakıyorum şimdi. Günde bir olay yok. Yorgunda bir olay yok. Düştü. Bulabilmem için demek ki ünsüz benzeşmesinde kelimelerin kökünü ve gelen eki bulmam lazım. Düşmek. Sert ünsüzle bitmiş benim kelimem. Ekim
Tü, sertünsüzle başlamış. Evet, burada benzeşme var. Gök, te. Sertünsüzle bitmiş benim kelimem. Gelen ekim de sertünsüzle başlamış. Demek ki burada da ünsüz benzeşmesi var. Diğer örneğe geçiyorum. Türkçe'de Türk sertünsüzle bitmiş. Benim ekim Ç. Gördünüz mü? C olmuyor. Türk Ç. Benzeşme var. Y sesi daraltıcı. Fark ettiniz mi? Teker teker bakıyorum. Etkiye. Etmek. Etmek sertünsüzle bitmiş. Gelen ekim sertünsüzle başlamış. Aa, burada da buldum. Devam ettim. Sahiptir. Sahip. Kelimenin kökü sertünsüzle bitmiş. Şu arkadaş da benim ekim olmuş oluyor. Sahiptir olmaz. Sahiptir dememiz gerekiyor ki ünsüz benzeşmesi olsun efendim. Umarım anlaşılmıştır. Diğer başlığa geçiyorum. Ünsüz düşmesi. Çok fazla çıkmaz. Çıkarsa da çok bildiğimiz kelimelerle tekrara düşerler devamlı. Ama ses mantığını zaten biliyorsunuz artık ses olaylarının. Ünsüz düşmesindeki en belirgin sebep bizim özellikle K ile biten kelimemizin sonuna cık cik cuk cük küçültme ekleri geldiğinde o K sesi düşüyor. Bakın düştüğünü göreceksiniz şimdi. Hani ben hep diyorum ya, ses olaylarını bulurken ilk önce kelimenin ilk haline dikkat ediyorum. Sonra kelimenin başına ne gelmiş ona dikkat ediyorum ve ses olaylarını adlandırıyorum. Şimdi aynı yöntemi kullanıyorum burada. Kelimemin aslı ufak. Herkes biliyor. Bunun başına cık diye bir ek getirmişler. Böyle bir olay gelmiş ufağın başına. Geçmiş olsun. Sonra bu biz buna ufakçık mı deriz? Hayır, böyle demiyoruz. Ufacık diyoruz. K'ye ne oldu arkadaşlar? Şuradaki K'ye ne oldu? K düştü. Allah rahmet eylesin. K ünsüz müdür? Ünsüzdür. Vardı, artık yok. İşte ses olayımın ismini veriyorum. Ünsüz düşmesi hop düştü aşağıya. Minikçik gördünüz mü? Minik şuradaki K'yi gören var mı? Umarım görmüyorsunuzdur. Görüyorsanız sorun teşkil edecektir sizin için. K yok. K nerede? Yine düştü. Ünsüzdü. Düştü. Sıcakçık. Böyle kullanan yoktur inşallah. Şuradaki K'yi gören var mı? Yok, ben de görmüyorum. K vardı ama bu son haliyle artık yok. Düştü. Ünsüz düşmesi oldu. Anladık herhalde mantığını. Farklı sebeplerle devam ediyorum şimdi. Son harfi K ünsüzü olan bazı kelimelere bazı eklerin getirilmesi neticesinde olur. Mesela bakalım. Yüksek kelimesine L'yi getirdiğimde yükselmek deriz. K nerede? Şuradaki K nerede? Yok. Bu da farklı bir sebep. Gördünüz mü? Sebep 3. Bazı birleşik kelimelerde karşımıza çıkar. Normalde asteğmendir. Asteğmendir. Gördünüz mü? Şu arkadaş yok. Üstteğmendir. Birinci T yok. Burada da düşme gerçekleşmiş. Şimdi örneklerden devam ediyorum. Attaş. At kelimesine daş geldiğinde birinci yani kelimemin kökündeki D düştü. Bu anladık. Alçak. Kelimemin ilk hali alçak. Cık eki geldi. Alçacık K yok. Düştü. Büyükçek. Büyücek. K nerede? Düştü. Çabukçak. Cak eki geldi. K nerede? Düştü. Düşmelere doyamadı. Kalktırmak. Normalde benim ekim, kelimem, özür dilerim, kalkmak. Ona dır eki geldiğinde, bakın bazen bunu gözden kaçırabiliyorsunuz, diğerlerini kolay buluyorsunuz da. Kalkmak, dır eki geldiğinde biz ona kalktırmak mı deriz? Hadi deyin, çok saçma olduğunu göreceksiniz. Kaldırmak demiyoruz. Fark ettiyseniz şu arkadaş K yine düştü. Kaldırmak oldu. Ünsüzdü düştü. Ünsüz düşmesi. Küçük. Küçümsemek kelimesinin kökü nedir aslında? İlk hali küçüktür. Burada K'yi gören var mı? M'den önce K'yi gören var mı? Yok. K yine düştü. Öpüş. Öpüşmek. Cuk ekini aldığında. Bakın şey nerede? Yoktur. Bu sefer de şeye düştü. Yamuk. Yamulmak. Kelimenin ilk hali
Yamuk şeklindedir. L'yi alırken şuradaki yüksekte olan şey yamuğun da başına geldi. Kenarda yoktur. Allah rahmet eylesin. Demek ki biz özellikle bu ünsüz düşmesini yaparken kelimelerin ilk haline bakıyoruz. Sonra başına gelen ses olayına, sonra son haline bakıyoruz ve bu şekilde çok kolaylıkla bulabiliyoruz gençler. Ünsüz türemesi. Ünsüz türemesini biz birleşik fiil konusunda da görüyoruz. Hatırlarsanız isim artı yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller vardır. Özellikle bu birleşik fiillerde ünlü düşmesine ve ünsüz türemesine sıklıkla rastlanır. Şimdi baktım. İsimle etmek yardımcı fiili birleşirken bakın af etmek nasıl olur? Affetmek. Şu arkadaş yoktu geldi gözünüz aydın. Gördünüz mü? Yoktu geldi yani türedi. Ünsüz türemesi oldu. İsmini nasıl verdiğimi artık öğrendiniz. Re etmek. Re etmek. Aa, bu arkadaş sürpriz oldu bizim için. Türedi hayırlı olsun. Yani ünsüz türemesi. Zannımca derken şuradaki ne'nin türediğini görün. Sırrı. Re'nin türediğini görün. Şık ı. K'nin türediğini görün. His etmek. His setmek. S'nin türediğini görün. Haddi. Had i'dir normalde. Bizim kelimemiz bu şekildedir. Ama D'nin türediğini görün. Hal etmek. Halletmek. L'nin türediğini görün. Anlaşıldı mı? Ünsüzlerle ilgili olaylarımız bu şekilde. Ünlülerle ilgili ses olaylarında şu şekilde yazdım. Özellikle ünlü düşmesi ve ünlü daralması karşınıza çok çıkacaktır. Bir de ünlü uyumları bazen soruluyor. Özellikle ayrı olarak soruluyor aslında ünlü uyumları. Ünlülerle ilgili ses olaylarında şu işaretlemiş olduğum iki başlığa dikkat edin. Bu iki başlığı da farklı bir renkte yazdım. Yoksa kalemim bittiği için değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi ilk başlığımla başlıyorum. Ünlü düşmesi. Biraz ayrıntılı bir konu olacak. Umarım anlaşılır. Ünlü düşmesinde gençler bir kere sorularda farklı sebeplerle ünlü düşmesi olabiliyor. Soru kökünü iyi okumak gerekiyor. Yani her zaman normalde biz işte alın alnı, burun burnu, ağız ağzı şeklinde hep ünlü düşmesini bu şekilde hatırlarız. Ama sadece ünlü düşmesinin sebebi ya da ünlü düşmesinin örnekleri o değildir. Şimdi buraya 4 farklı örnek yazdım. Ünlü düşmesinin sebeplerini göstereceğim size. Karım kelimesi. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. Benim kelimemin orijinali karın. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında karnı olur. Şuradaki ı nerede? Yine görmüyorum ben ı'yı. Evet. Buradaki ünlü düşmesinin sebebi nedir? Ünlüyle başlayan ek almasıdır. Birinci demek ki sebebimiz buymuş. Başına böyle bir olay geldiğinde ünlü düşmesi oluyormuş. Örneklerle devam edeceğim zaten aşağıda. İkincisi, ileri kelimesi. Kelimenin orijinali bu. İleri kelimesi yemiyor, içmiyor, L diye bir ek alıyor. Bu ekimiz yapım eki. İlerlemek, ileriden ilerlemek diye türetmiş oldum. Şuradaki i'yi gören var mı? Şuradaki i'yi ben de görmüyorum. İşte buradaki düşmenin sebebi de bu sefer türetme esnasındadır. Hatta bazen sorularda şey der. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetme esnasında ünlü düşmesi ünlü düşmesinin bir örneği vardır şeklinde sorarlar. Öğrenci de gider şu karın marın onu bulur filan ya da sabırı bulur. Hocam burada ben buldum cevap yanlış. Tabii yanlış olacak çünkü soru kökünde sana şunu istiyor. Herhangi bir ünlü düşmesini istemiyor. Türetme esnasında bir ünlü düşmesi olacak. Onu istiyor zaten sizi kandırmak için diğer sebeplerle de ilgili örnekler vereceklerdir. Umarım anlaşılmıştır. Bu da ikinci sebep. Hatta ilerlemek kelimesi çok çıkar. Sabır ve etmek kelimesi, sabır kelimesiyle etmek yardımcı fiili birleşirken sabretmek deriz. Şuradaki ı'yı gören var mı? Yine göremiyoruz. Demek ki bu da neymiş? İsimle yardımcı fiiller birleşirken de ünlü düşmesi olurmuş. Bu da üçüncü sebebimiz. Cuma ertesi. Bazı sözcükler birleşirken ki biz buna aşınma da diyeceğiz. Ayrı bir şekilde anlatmayacağım. Örneklerini yazdım aşağıya gençler. Aşınma olarak da karşınıza çıkar. Cumartesi şeklinde gördünüz mü? Burada da ünlü düşmesini zaten görüyorsunuz. Demek ki 4 farklı sebebi varmış ünlü düşmesinin. Ama sizin karşınızda şu ilk üçüyle çıkacaktır. Şimdi örneklerden devam ediyorum. Kıvrım. Normalde kıvırmaktır. Bakın. I nerede? Yok. Ünlüydü, düştü. Çevre. Normalde
Çevirmekten çevredir. İyi düşmüş. Savruk, savurmaktan savruktur. Düşmüş. Aa, şu yalnız ve yanlışa çok dikkat edin, tamam mı? Yalnız kelimesi yalından gelir. I nerede? Yanlış kelimesi yanılmaktan gelir. I nerede? Düşmüş. Devrildi. Orijinalini yazıyorum bulmak için. Devirmek. İyi yok. Sıyrılacak. Orijinali sıyırmaktır. I yok. Bakın hep orijinallerine dönüyorum ben de. Kaybımız. Orijinali nedir? Kayıptır. Aa, burada bir de şey olmuş, fark ettiniz mi? Bir kelimede hem ünlü düşmesi olmuş hem yumuşama olmuş. Hatta böyle de soru geliyor gençler. Hatta kaybımız kelimesini çok fazla sorarlar ya da kaybolmuş filan hani. İşte birden fazla ses olayı vardır. Bir kelimede birden fazla ses olayı vardır diye soru geliyor. Mesela biz burada iki tane ses olayı bulduk. Aferin bize. Sızladı. Sızı. Bakın türetme esnasında olmuş. Biraz önceki ileride olduğu gibi. Kokladım. Yine türetme esnasında olmuş. Kelimenin ilk hali kokudur çünkü. Yumurtlamış. Kimsenin aklına gelmez. Kelimenin ilk hali nedir? Ben buldum. Kelimenin ilk hali yumurtadır. Biz tavuklar yumurtalamış demeyiz değil mi? Yumurtlamış deriz. Sarardım. Kelimenin ilk hali nedir? Sarıdır. I nerede? Düşmüş. Özellikle bu yazdığım kelimelere dikkat edin. Sizin için seçmiş olduğum kelimeler. Şimdi şuraya yazdığım kelimeler de bu aşınmayla ilgili. Nasıl kelimesi? Mesela bir tanesini yazıyorum. Ne ve asıldan oluşur. Aşınmış ve ünlü kaybına uğramıştır. Sütlaç kelimesi kimsenin aklına gelmez. Normalde sütlaç kelimesi gençler sütlü aştan oluşmuş. İki kelime birleşmiştir. Sütlaç olmuştur ve ünlü düşmesi aşınma olmuştur. Niçin? Ne için? Kahvaltı, kahve altı. Şurada, bakın bu da farklı bir kelime. Şu aradadır. Gördünüz mü? Düşmüş. Kaynana, kayınana. Pazartesi, pazar ertesi. Kaybolmuş. Şurada biraz önce karşımıza çıkmıştı. I yok. Değil mi? Kayıp. Emrettin, iyi yok. Fark ettiniz mi? Bu da ünlü düşmesi. Bir de bazen hani şu ek fiildeki ünlü düşmesi de karşımıza çıkıyor. Geliyordu, geliyor idi. Bazen sorularda onu da ünlü düşmesi olarak kabul ediyorlar. Soruya göre artık şekillenmiş olursunuz. Diğer sayfaya geçiyorum. Ünlü daralması. Ünlü daralması çok keyifli bir konu. Şimdi biz videonun ilk başında ben size dedim ki ünlülerin özelliklerini bilmemiz önemli dedim. Çünkü biz hangi ünlünün geniş, hangi ünlünün dar olduğunu biliyorsak ünlü daralması sorusunu kolaylıkla yapıyoruz. Ve ünlü daralmasına şu arkadaşlar sebep oluyor gençler. Şu arkadaşlar sebep olur. Özellikle Y sesine dikkat edin. Şimdi ünlü daralmasını bulmak için kelimenin özellikle işte fiilin ek kök veya gövde halini biliyor olmamız lazım. Yani başına sebep gelmeden önceki halini biliyor olmamız lazım. Ünlü daralması çünkü kelimenin kök veya gövdesinde olacak. Şimdi örneklerden bakalım. Kelimem başlamaktır. Bakın ağzım kocaman oldu, geniş. Ama daha sonra yor ekini almış. Başlıyor demeyiz biz buna. Başlıyor deriz. Bakın ı dardı. Hemen ses olayımın ismini kendim buluyorum. Ünlü daralması olduğunu anladım. Susmak. Mame olumsuzluk eki vardır. Bu ne oldu? Susmuyor. Çocuk hiç susmuyor diye konuşmayız herhalde. Susmuyor. A u'ya dönüştü. Gülmüyor. Gülmüyor. Gördünüz mü? Bakın gövdede olmuş. Anlıyor, anlıyor şeklinde. Demek ve yemek fiillerine dikkat edin. Bunlar çok çıkar. Diyecek, yiyecek şeklinde. Bu sefer de Y sesinden dolayı bir ünlü daralması olmuştur. Şimdi şunu sonra anlatacağım. Bu dikkat etmeniz gereken bir nokta. Düşleyor. Düşten düşlemek. Düşlemek. Bakın düşlüyor. E, ü'ye dönüştü. Temizliyor. Temizliyor. E, i'ye dönüştü. Ünlü daralması oldu. Şimdi şuraya bakalım. Anlayacak. Anlayacak. Bir değişme olmuyor. Fark ettiniz mi? Daralmaya gerek yok. Ben bunu eğer zorlayarak daraltırsam yazım yanlışı yapmış olurum. Gereksiz yere ünlü daralması yapmış olurum. Anlayacak diye bir kullanım kesinlikle olmamalıdır.
Kesinlikle olmamalıdır. Bu şekilde bir kullanım söyleyişte olabilir. Günlük konuşma dilimizde söylüyoruz. Ama yazımda olmaz. Yazım yanlışı sorularında da karşınıza gereksiz ünlüğü daralması şeklinde çıkacaktır. Hatta bazı öğrenciler diyor ki ama hocam ben böyle söylüyorum. Doğru geliyor öğrencilere. Çünkü dediğim gibi günlük konuşma dilinde kullanıyoruz bu şekilde. Ama yazımda kesinlikle kullanılmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi şununla da ilgili çok düşürüyorlar gençler sizi. Geliyor. Şimdi buradaki şu iyi gördüğümüzde sanki ünlü daralması varmış gibi geliyor bize ama yok. Niye biliyor musunuz? Fiilimizin hali gelmektir zaten. Gelmekte bir şey olmuş mu? Olmamış. Şu iyi yardımcı ünlüdür. Yorda şimdiki zaman ekidir. Hatta bu iyi'yi bazı kaynaklarda ünlü türemesi şeklinde de veriyorlar. Demek ki gördüğümüz biz her ı, i, u, ü'ye daralmış diye atlamayacağız. Kelimelerin aynı şu örneklerde yaptığım gibi ilk haline ve son haline baktığımızda bizim için yeterli olacaktır. Çünkü kelimenin kökü gelmektir. Kökte bir daralma yoktur. Lütfen özellikle şu dikkat edin dediğim noktalara dikkat edin. Zaten diğerlerini kolaylıkla buluyorsunuz. Ünlü türemesi. Ünlü türemesinde yine cık eki bizim başımızın belası oluyor özellikle. Dar kelimesine cık eki getirdiğinde darcık demeyiz de dar acık deriz. Bakın ünlü yoktu oraya geldi. Azıcık deriz ünlü yoktu oraya geldi. Genç ecik deriz. Gül ücük deriz. Bunların hepsi yoktu geldi türedi o yüzden ünlü türemesi oldu. Veya çep çevre hani pekiştirirken yapıyorduk biz bunu. Çep çevre demeyiz de çep e çevre deriz. Sap sağlam demeyiz de sap a sağlam deriz. Bunlar da ünlü türemesine örnek olarak karşınıza çıkacaktır. Kolay bir konu zaten. Ünlü değişimi iki örnekte özellikle vardır gençler. Normalde benim zamirim bendir kişi zamiri, sen kişi zamiridir. Bu kişi zamirleri yerlerinde duramıyorlar. İsim haleki alıyorlar. Biliyorsunuz zamirler de aynı isimler gibi isim haleki alabiliyordu, isim tamlaması kurabiliyordu. Yani isimlerin yediği her haltı yiyordu sağ olsun o zamirler. Şimdi burada da yerinde duramamışlar, yönelme hali ekini almışlar. Yönelme hali ekini aldığında işte bena yanlış yaptın, seni affetmeyeceğim diye bir kullanım olmaz değil mi? O ben zamiri ban, sen zamiri san şeklinde olacaktır. O yüzden buna da ünlü değişimi diyor.